Evet arkadaşlar, başka bir videomuza da hoş geldiniz. Geçtiğimiz videolarda ulaştırma modellerinde başlangıç çözümlerini ve model kurmayı görmüştük. Şimdi ise başlangıç çözümüyle bulduğumuz bir cevabın acaba optimum çözümüne nasıl ulaşırız? Bunu hep beraber bulmaya çalışacağız. Yine Ege Santral sorusu üzerinde yapacağız bunu. Ege Santral'de bir kuzeybatı köşesi yöntemiyle çözümümüz var burada. Burada taşlarımız görüyorsunuz burada. Soru çözüm içerisinde verilmiş. Bunu normalde kendimiz de yapabilirdik ama daha önce zaten biz çözdüğümüz için direkt çözümle başlıyoruz. Bu sorunun çözümünü de zaten bir önceki videomuzda hatırlayacaksınız. İki önceki videomuzda 1180 para birimiydi. Şimdi yapmamız gereken bu 1180 para biriminin optimum olup olmadığını denetlemek olacaktır. Bunun için izlediğimiz yöntem ise atlama taşı yöntemi. Atlama taşı yönteminde her bir boş hücre için iç indis veya ilerleme indis hesaplayacağız. Ve ilerleme indislerini kontrol ederek sorunun optimum olup olmadığını denetlemeye çalışacağız. İlerleme indislerinin mantığı bizim simplex yöntemindeki CJ-ZJ'lerin mantığıyla hemen hemen aynı. Nasıl orada CJ-ZJ'lerden minimizasyon sorularında negatifler olduğu sürece çözümün daha aşağı ineceğini düşünerek yolumuza devam ediyorsak, burada da yine minimizasyon sorusu olduğu için negatif indisler gördüğümüz sürece o indislerden birisini çözüm alacak şekilde yeni tablolar oluşturarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu indisleri hesaplamak için özel bir yöntem tercih edeceğiz. Atlama taşında kullandığımız bu yönteme kapalı hat yöntemi diyoruz biz. Kapalı hat yönteminde her bir boş hücre, üzerinde taş olmayan hücre için bir ilerleme indisi hesaplıyoruz. Bunu yaparken de şöyle yapıyoruz. Boş hücreden başlayarak 3 temel kuralı dikkate alarak tekrar başladığımız hücreye kapalı hat oluşacak şekilde dönmeye çalışıyoruz. Bu kurallar ne? Saat yönünü terse dönmeye çalışacağız ve dönüşlerimizi sadece taşlardan gerçekleştireceğiz. Yani şöyle diyelim. 3 tane kuralımız varsa 1 saat yönü tersi, 2 ise dönüşler taşlardan 90 derece olacak. Bir de üçüncü şeyimiz var, kuralımız var. Boş hücreleri dikkate almayacağız. Yani bunlardan dönüş yok. Şimdi bu üç kuralda dikkat alarak dönüş yapmaya çalışacağız. Nasıl yapalım? Mesela bir örnek verelim, görüşü görelim. 6. boş hücreden başladığımız zaman 35 taş, az önce söylediğimiz gibi 90 derece dönmemiz lazım. 90 derece döndük aşağıya. Daha sonra taş var, 90 derece dönmemiz lazım. Saat yönetmesine döndük. Bir başka taş var, 90 derece dönmemiz lazım. Başlangıç noktasına geri gelmiş olduk. Bu şekildeki hatta biz kapalı hat diyoruz. Ne yaptık? Başladığımız hücreye aynen geri dönmüş olduk. Biz buna ilerleme indisi 1, 2, yani değişken alt indisini vererek yapalım. Yani birinci satır ve ikinci sütuna ait ilerleme indisi diyelim. Bu indisi bulmak için izlediğimiz yöntem ise şöyle olacak. Geliyoruz buraya. Daha rahat yapabilmek için yukarıdakini aşağıya aktarıyoruz. Ama hangilerini aktarıyoruz? Dikkat edin, taşları değil. Maliyetleri aktarıyoruz. Yani 6'dan başladık. 6 yuvarlak içerisinde alıyorum. Başladığım hücre belli olsun diye 8'e gittik. Daha sonrasında ne yaptık? Biraz küçültelim olmazsa. 8'den 9'a, 9'dan 12'ye döndük. Değil mi? Aslında dönüşlerimizi şöyle gerçekleştirdik. 6 başladığımız nokta, yani boş olan hücreydi. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra ilerleme indisi hesabında şöyle bir şey yapıyoruz. Geliyoruz ve bu indisin başladığımız noktadan itibaren her bir dönüşte artı ve eksi olacak üzere işaretler koyuyoruz. Bakın, işaretleri sayıların sol tarafına koymadım. Çünkü burada eksi 8 değil. Eksi işareti koyduğumuz sayı aslında hala pozitif 8. Bunu unutmayalım. Sonra yaptığımız işlem ise şu. İlerleme indisi 1, 2 eşittir artı işaretler, yani artı 6, 9 eksi eksi işaretler, yani 8 artı 12 olacak. O da nasıl olacak? 15 eksi 20'den eksi 5 çıkacak. İlerleme indisini böyle buluyoruz. Şimdi bu tarz yaptığımız işlemleri bütün boş hücreler için gerçekleştirmemiz lazım. Yani atlama taşı kısa bir yöntem değil, uzun bir yöntem. Bunun kısa yolunu birazdan yine sorunun devamında göstereceğim nasıl yapılacağını. Ama bu sorunun devamında kısa yolu yapmak için en azından bir veya iki soru atlama taşında şu anda gördüğümüz kapalı hat yöntemine devam etmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Burada belki ufak bir hata yaptık. Sorunun başlangıcında daha önce uyardığımız bir kontrolümüz vardı. MRT-1 kontrolü. Bu kontrolü mutlaka yapmak zorundasınız. Ben burada yapmadım ama zararın neresinden dönersek kârdır deyip hemen dönelim ve kontrol edelim. Çünkü bu kontrole uymuyorsa, kurallara buna uymayacaksa o zaman yandık demektir. Tekrar bu kuralı sağladık. Ondan sonra devam etmemiz lazım. Bu kuralımız neydi? MRT-1 satır
artı sütun eksi 1 demekti bu. Kaç satırımız var? Değişken olan 3 satır. Kaç sütunumuz var? 4 sütun eksi 1 eşittir 6 tane taş olması lazım. 6 tane taşımız var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırmızı yuvarlağımız var. Var. Kurala uyuyor. Allah'tan burada bir hata yapmamışız. Demek ki yolumuza devam edebiliriz. Ama siz bunu her tabloda atlama taşı kapama hatlarına başlamadan önce yapmanız gerekiyor. Bu birinci tablo da olsa, birinci tablodan ikinci tabloya geçtikten sonra ikinci tablo da olsa her zaman için bu değişikliği yapmamız gerekiyor. Tamam. Bu taş sayımı özür dilerim yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci kapalı hattımızı oluşturmaya. Bakın bu hattı gördükten sonra onu da başka bir renkle oluşturalım. İkinci kapalı hattımız yani ilerleme endeksi 1, 3 şurası. Bakın bunu kapalı hattında şöyle oluşturabilirsiniz. Geldiniz. Boş ucuna atladık. Kuralımıza uyduk. Aşağı döndük. Sağa döndük. Şimdi bakın burada değişik bir durum var. Eğer ben bu taştan dönersem yukarıdan çıkacağım ve bir indisin başlangıç noktasına ulaşma şansımı kaybedeceğim. Çünkü bu taş öyle bir şey sağlıyor. Fakat ikinci kuralda bir istisnamız var. Eğer aynı yol üzerinde başka bir taş varsa o taşı da kullanabilirsiniz. Bakın bu yol üzerinde bir taş daha var. Şimdi bu taşa gidiyorum. Buradan döndüğüm zaman, aynı yol üzerindeki ikinci taştan döndüğüm zaman başlangıç noktasına gelebildim. Demek ki şu anda bunu kullandığım zaman bir sıkıntı yaşamayacağım. Ben de bu şekilde bir dönüş yapmayı tercih ettim. Yani buradaki istisnamız aynı yolda ikinci bir taşın olması durumu. Şimdi beraberce bu hesaplamayı yapalım. Yine az önceki gibi yazalım. 10'dan yani maliyeti 10 olandan başladık. Maliyeti 8 olana gittik. Daha sonra maliyeti 9 olan hücreye düştük. Aynı yukarıdaki gibi. 12'yi atlayarak maliyeti 13 olan hücreden başlangıç noktamıza dönmüş olduk. Yani şöyle bir yolu izledik. İzlediğimiz yolu okularla gösteriyoruz. Bakın aradaki hücreleri yazmadım. 6 ve 12'nin olduğu x1-2 ve x2-2 hücrelerini yazmadım. Çünkü onlara dönüş gerçekleştirmedim. Sadece dönüş yaptığım hücreleri yazıyorum buraya. Daha sonra da bu hücrelerin üzerine az önce yaptığım gibi boş hücrelerden başlayarak artı ve eksi koymaya devam ediyorum. Artı, eksi, artı, eksi ve ilerleme indisi 1-3'ü artılardan yani 10 artı 9'dan eksileri yani 8 artı 13'ü çıkararak hesaplıyoruz. Ne oluyor o zaman? 19 eksi 21'den eksi 2 değerle karşılaştık. Evet, bir dönüş daha gerçekleştirdik. Şimdi aynı satırda bir boş hücremiz daha var maalesef. Hangi hücremiz? İlerleme indisi 1, 4. Burası için dönüş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu dönüşü gerçekleştirmek için ben müsaadenizle diğer dönüşleri silmek istiyorum. Çünkü çok karışacak burası. Önce şunları silelim ve diğer dönüşü rahatça yapalım. Şunları da silelim. Şimdi 1, 4 için yaptığımız zaman dönüşü şöyle bir dönüşle karşılaşıyoruz. Bakın uzun bir dönüş çünkü buna dikkat etmemiz gerekiyor. 1, 4'ten başladık. Boş hücre dönmüyorum. Boş hücre dönmüyorum. Dolu hücreye geldim. Döndüm aşağı. Döndüm sağa. Dolu hücre işime yaramıyor. Dolu hücreye geldim. Bakın buradan yukarı dönerseniz de aşağı işimize gelmiyor. Ne yapıyoruz biz? Devam ediyoruz yolumuza. Aşağı dönerek sağa döndük. Ve oradan da başladığımız noktaya dönmeyi gerçekleştirebildik. Oldukça uzun yol. Nadiren gelir tablolarda bu uzun yollar. Ama zaman zaman karşımıza çıkabilir. Burada dikkat etmemiz gereken bir şekilde başlangıç noktasına dönmeyi başarabilmemiz. Bunu yaparken de dolu taşları dönüş için kullanmamız yeterli. Peki burada saat yönü tersi kuralı var. Bunun istisnası var mı? Burada yapmasak da bunun istisnası da var. Başlangıç hücresinde dönmekte saat yönü tersi kuralıyla zorlanıyorsanız ancak o zaman saat yönüne dönerek de bu kuralı esnetebiliyorsunuz. Her zaman için önemli olan şey dolu taşlardan dönerek başlangıç noktasına ulaşmak. Şimdi bunu uzun uzadıya yazalım. Biraz zorlayacak bizi ama ben biraz sağ taraftan kopya çekerek yapayım. 9'dan başladık. Değil mi? Ondan sonra 8'e kadar devam ettik. 8'den 9'a indik. 9'dan 13'e kadar geldik. Şuraya kadar diyelim hadi. 13'ten aşağı indik. Aşağı ne vardı? 16 ve 5 varmış. 16'ya, 16'dan 5'e ve 5'ten tekrar 9'a geldik. Yani yolumuz şöyle olması lazım. Şöyle bir gidiş. Oradan aşağı iniş. Oradan sağa doğru, oradan aşağı doğru, yine sağa doğru ve yukarı tarafta başladığımız noktaya dönmüş olduk. Hemen işaretlerimizi koyalım. Başladığımız noktaya artıyı koydum. Eksi, artı, eksi ve artı. İlerleme indisi 1, 4 ise eşittir. Pozitifler 9, artı, 9, artı. Yani burada bir hata yapmışız. Arada bir şeyi atlamışız. Hemen dikkatimizi çekti. Şu eksi, şu artı, şu eksi olması lazım. Nasıl anladım? Çünkü pozitif kadar negatif olması gerekiyor. Çift sayı olması gerekiyor. Bunu unutmayın. 9 artı 9 artı 16.
Eksi negatiflere bakalım. 8 artı 13 artı 5 eşittir. 26 negatifimiz var. 34 var. Yani bir artı 8 durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi yolumuza devam edelim. İkinci satıra sadece tek bir boş hücremiz var. Ve boş hücremin de çok güzel dönüşü var. Hani rahat anlamak için isterseniz şu dönüşleri yine silelim. Şunlardan kendimizi kurtaralım ve rahatça dönüşlerimizi yapalım. Şimdi ne yapalım? Şurayı yapıyoruz şu anda biz. İlerleme indisi 2, 4'teyiz. Nasıl bir dönüşü var? Kapalı hat oluşturmak için kolay. Zaten görüyorsunuz hemen geldik. Doldan aşağı döndük. Oradan sağa döndük. Ve oradan başladığımız noktaya ulaşmış olduk. Böyle bir dönüşümüz var. Bunu oldukça rahat bir şekilde yapabiliriz. Aşağıya doğru inelim bu dönüşü yazmak için. Nereden başladık? 7, 13, 16, 5 var. Gelelim buraya. 7'den başladık. Şu rengi değiştirelim. 7'den başladık. Sağ tarafa doğru gittik. 16 mıydı? Hata yapmayalım. 13'müş. 13, 16, 5'miş. Düzeltelim. 13'e. Oradan aşağıya 16'ya. Oradan sağ tarafa 5'e ve 5'ten başlangıç noktasına geri dönmüş olduk. Şunun üzerinde bir yer açalım. Şöyle biraz aşağı indirelim. Şöyle yapalım. Burada yine artıyı koyarak başladık. Döndük eksi. Döndük artı. Döndük eksi. İlerleme indisi 2 4'tü bu. 2 4 için ne yapacağız? Artıları yazacağız. 7 artı 16 23. Eksi eksiler 13 artı 5 18. O da eşittir. Artı 5. Artıları görmek işimize geliyor. Çünkü ne kadar artıların hepsi artı olsa çözüm optimum olacaktı. Daha önce eksiler gördüğümüz için çözümün optimum olmadığını görüyoruz ama ne kadar çok artı varsa o kadar işimize gelecek. Bu dönüşte tamamladık. Geriye iki tane boş hücremiz kaldı. Onları da batıralım. Hemen hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, bakın burada bir boş hücremiz daha var. Hemen şurada. İlerleme indisi 3, 1. Bunun dönüşünü yapmak için saat yönünün tersine gideceğimizi unutmayalım. Şöyle bir dönüş işimize gelecek. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Sonra yukarı çıktık. Sonra sağa döndük. Bir tane taş atladık. Çünkü o dönüşü bizim işimize gelmeyecek. Diğer taşı kullanarak direkt dönebiliyoruz ve dönüşü gerçekleştirdik. Yani 14, 16, 13 ve 9'luk bir dönüşümüz var. Şimdi buraya dikkat edelim. 14, 16, 13 ve 9'luk bir dönüşümüz var. 14, 16, 13 ve 9'luk bir dönüşümüz var. Bu şekilde bir dönüş gerçekleşti. Bakın şimdiye kadar hep sağ üst köşedeydi ilk başlangıç hücremiz. Var. Sol alt köşede. Bunun üstte altta olması önemli değil. Hangi hücreden başladıysanız bunu çizmeniz gerekiyor ve artı eksi koymaya da oradan başlıyorsunuz. Tamam mı? Unutmayalım bunu. Artı, eksi, artı, eksi. İlerleme indisi 3, 1 eşittir. Artılar 14 artı 13. Eksiler 16 artı 9. O da eşittir. 27 eksi 25'ten artı 2 ile karşı karşıyayız. Bir tane son bir boş hücremiz kaldı. O boş hücremizin dönüşünü de buradan çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani şunları silersek eğer. Şimdiki hücremiz şurada. İlerleme indisi 3, 2. Ve bunun dönüşü de oldukça kolay. Hemen içeriden bir dönüşle başladığımız yere gelebiliyoruz. 9, 16, 13, 16, 9, 16, 13, 12 dönüşüyle karşı karşıyayız. Yani şöyle yapalım. 9'dan başladık. Sağ tarafa gittik. 16'ya. Oradan yukarı çıktık. Kaça çıktık? 13'e. 13'ten galiba 9'a mıydı? Bakalım kontrol edelim. Yok, 12'ymiş. 12'ye, 12'den başlangıç noktasına dönmüş olduk. Şunu bir aşağı çekelim biraz. Bu da başlangıç başka bir dönüşümüz oldu. Yine ilk başladığımız noktadan itibaren artı eksi veriyoruz. Artı, eksi, artı ve eksi. Bu dönüşten sonra artı işaretten eksi işaretle çıkarmamız lazım. İlerleme indisi 3, 2 eşittir. Artı işaretler 9 artı 13 eşittir 22. Eksi işaretler 16 artı 12 eşittir 28 eşittir eksi 6 ile karşılaştık. Şimdi biraz küçültelim ve hepsine beraber bakmaya çalışalım. Bütün işaretler. Evet, şu an tabloya baktığınız zaman bütün indisleri burada görüyorsunuz. Yani şurada işaretleyelim. Şurada bir 5'imiz, eksi 5'imiz var. Eksi 2'miz var ve şurada bir eksi 6'mız var. Başımıza bela olanlar bunlar. Diğerleri artı 8, artı 5, artı 2. Bizim için sıkıntı değil. 3 tane negatif indisimiz var. Bu çözümün optimum olmadığını gösteriyor. Hangi indis şu anda en yüksek, bizi en fazla aşağı düşürecek?
Eksi 6 şuradaki indis değerimiz. Yani şöyle yapmamız lazım. Sadece ve sadece burada özel bir hesaplama yapıyoruz. Bu hesaplamaya çok dikkat etmenizi istiyorum. Geliyoruz buraya. Sadece burası için söylüyorum. Bunu yakınlaştıralım. Ve üzerine nasıl yaptığımıza bakalım beraberce. Sadece şurası için şöyle bir hesaplama yapacağız. Bakın neresi için tekrar söylüyorum. Eksi 6 ile bizi en fazla aşağı indiren için geliyoruz buraya. Ve burası için üzerlerindeki taşları sadece burası için yazıyoruz. Başlangıç noktası 0 olduğu 9 olduğu için burası boş ucu olduğu için burada bir taşımız yok. Yazdık. 16'nın üzerinde taşı vardı. Bakalım beraber. 16'nın üzerinde 10. 13'ün üzerinde 20 varmış. 16'nın üzerinde 10. 13'ün üzerinde 20 varmış. Bir tane daha taşımız olması lazım. 12'nin üzerinde de yine 20 varmış. Şimdi burada çözüme 9 almamız lazım. Çünkü bizim çözüme girme kararını buradan eksi 6 ile vermiş olduk. O zaman çözümden bir değişken çıkması lazım. İşte burada yapılma izlenen yöntem şöyle. Eksi işaretli olan taşlara kontrol edeceğiz. Bakın burada bunlardan iki tane eksi işaretli taş değil mi? Bir tanesi burada 10 ve bir tanesi burada 20. Daha küçük olanı yani 10'u eksi işaretlilerden çıkartıp artı işaretlere dengenin bozulmaması için artı işaretlere ekleyeceğiz. Yani şöyle bir şey olacak. Dikkat edin buraya. Burası çok önemli. Seçtik onu. Şunu silelim olmazsa. Onu seçtik. Çıkardık onu. Hop geri gelelim. Çıkardık onu 0. Çıkardık onu 10 kaldı. İki tane çıkarma yaptık. İki tane toplama yapıyoruz denge bozulmasın. Artıyı ekledik 30 ve artıyı ekledik 10 oldu. Bakın şimdi dikkat ederseniz bunlar yeni taşlarımız. Ve 9'un üzerinde artık bir taş var. Ve 16'ın üzerinde artık taş 0 yani taş yok. Yani bir çözümden bir değişkeni çıkarmış olduk. Bu 16'ın olduğu değişken x3, 4 buradan kontrol ederseniz onun yerine çözüme x3, 2 girmiş oldu. Yani yaptığımız işlem bu. Tekrar buradaki değişkeni bir kez daha anlatalım. Sadece ve sadece eksi 6 ile seçtiğimiz olan yani en düşük negatif değer olan kısmı seçerek burada taşları yazıyoruz. Sonra eksi işaretli olan taşlardan minimum olanı küçük olanı seçip bütün eksi işaretlilerini çıkartıp artı işaretleri ekliyoruz. Bu değişimi ondan sonra yeni soruya aktarmamız lazım. Bunun için de şöyle bir yol izleyeceğiz. Pardon. Bunu buradan alalım. Yeni bir çözüm yapmamız lazım. Yeni boş bir çözüm tablosu alıyoruz elimize. Ve yeni boş bir çözüm tablosunda öncelikle bu yaptığımız değişkenliği aktarıyorak başlıyoruz soruya. Nasıl bir değişkenlik var burada? Bakın artık 9'un üzerinde 10 varmış. Yani şuraya bir 10'la bir taş geldi. Hemen taşımızı oluşturduk. 16'nın üzerindeki 10 iptal olmuş, gitmiş. Artık şurada bir taşımız yok. Hani şurası şöyle taşsız kaldı. Yazmamıza gerek yok. 13'ün üzerindeki taş 22'nin 30'a yükselmiş. 30'a yükseltelim. Sonra 12'nin üzerindeki taş ise 20'den 10'a düşmüş. 10'a düşürelim. Şimdi bakın nerede değişiklik yaptık? Sadece bu alt hücreye değişiklik yaptık. Hiç dokunmadığımız taşlar vardı. Hangi taşlara dokunmadık? Baktığımız zaman burada 5'in üzerindeki 30, 8'in üzerindeki 35 ve 9'un üzerindeki 10'a dokunmadık. Bu dokunmadığımız yani değişiklik yapmadığımız taşları hiçbir şeye yine dokunmadan aynen aktarıyoruz. Bir de ne vardı? 9'un üzerinde 30 vardı. Tamam. Bu işlemi yaptıktan sonra yeni bir tablo elde etmiş olduk. Ve yeni tablonun öncelikle maliyetini hesaplayacağız. Bakalım düşürmüş müyüz maliyeti. Bir de eğer bu tablonun optimumunu kontrol etmemiz lazım. Yani yukarıdaki adımların hepsini tekrar etmemiz lazım. O yüzden MRT-1 kontrolünü gerçekleştireceğiz. Öncelikle beraberce bir maliyet hesaplayalım. Zmin eşittir. Burada maliyet hesaplama için kullanacağımız yöntem her bir kırmızı değerle yeşil değeri çarpmak. Değil mi? Daha önce yapmıştık bunu. 8 çarpı 35 artı 9 çarpı 10 artı 12 çarpı 10 artı 13 çarpı 10 değilmiş. Özür dilerim 30'muş. 10 çarpı 30 artı 9 çarpı 10 ve son olarak artı 5 çarpı 30 eşittir. Çözümümüz kaçtı? Burada bu çözümü yaptığımız zaman bu sefer bu tablodaki çözüm değerini ne bulacağız? 1120 para birimi bulacağız. Şimdi bakın. Burada kısa yoldan bu hesaplamanın yöntemi var. Bakın alt sağ değeri çarparak toplamaktan daha kısa bir yöntemimiz ise şu. Zmin diyoruz. Ve önceki tablonun maliyetini yazıyoruz. Önceki tablonun maliyetimiz kaç?
Buraya yazmıştık. Bakın şurada önceki tablom aletimiz. 1180'miş. Bunu yazdık. Geldim buraya. 1180. Yani şöyle diyelim. Önceki tablo maliyet. Daha sonra eksi diyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Bakın iki tane değer seçtik burada dikkat çekiyorsa. Bir sağ tarafta eksi 6'mız var. Yani eksi 6 çarpı. Bir de değişim için 10 değerini seçmiştik. 10 değerini yazıyoruz. Çarpı 10 eşittir 1120. Yani yukarıdakinden daha hızlı ulaşmanın yöntemi bu. Nasıl ulaşıyormuşuz? Önceki tablodaki maliyeti yazarak bu maliyetten seçilen iki değerin çarpımını çıkarmamız gerekiyor. Yani eksi 6 çarpı 10 eksi 60. Demek ki eksi 60 birimlik bir düşüş gerçek. Yani 60 birimlik bir düşüş gerçekleştirmişiz. 1180'den 60 birim düşerse 1120'ye tekabül eder. Evet. Yeni bir çözüm tablosu. Maalesef yeni bir atlama taşı çözümü, kapalı hat çözümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu adımda da kapalı hat çözümünü ben yine dönüşlerle gerçekleştireceğim. Fakat sonraki iki adımda dönüşlerin anlaşıldıktan sonra kısa yoldan nasıl yapıldığını hep beraber izlemeye çalışacağız. Önce burada dönüşlerle beraber yapmaya çalışalım. Bakın hemen başlayalım. Burada bir dönüşümüz var. Hemen hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi? 90 derecelik dönüşleri taşlarına kullanarak başlangıç hücresinde boş hücreye dönebiliyoruz. İlerleme indisi 1-2. Bunu beraberce burada çizmeye çalışalım. Şöyle yaparsak eğer. Şöyle biraz küçültelim yine. 6-8. 6. Biraz bu sefer daha dar alan kullanmaya çalışalım. 6'dan başladık. 8-9 ve 12. 8-9 ve 12. Yani şöyle bir dönüş gerçekleştirdik. Bu dönüş içerisinde yaptığımız işlem az önce neydi? Artı eksi işaretlerini koymak. Koyalım artı eksi işaretlerini. Artı eksi artı eksi. Nereden artıya başladık? Boş hücreden başladık. Yani yuvarlak içe salınmış hücreden. Sonra artı işaretlerden eksi işaretleri çıkartıyorduk. Artı işaretler toplamı 15. Eksi işaretlerin toplamı 20. Buradaki ilerleme indisi eksi 5 olarak çıkıyor. Ya da onu oraya yazmayalım. Çok böyle karışık olacak. Şöyle yapalım. İlerleme indisi 1-2 eşittir eksi 5 olarak çıktı. Nasıl çıktı? Artılardan eksileri çıkararak elde ettik. Uzun, isterseniz uzun yoldan da yazalım. Yani şunu yapmış olduk. 6 artı 9 eksi 8 artı 12 o da eşittir eksi 5. İkincisine baktığımız zaman bu sefer dönüşümüz şöyle bir dönüş. Dikkat ederseniz geliyoruz. Az önceki tablodaki gibi şöyle bir dönüş gerçekleştireceğiz. Yani 12'nin üzerindeki 10'u, şehir 2-2'deki 10'u atlayarak bir dikdörtgen dönüşle başlangıç noktasına dönebiliyoruz. Yani 18, 9 ve 13'lük bir dönüşümüz var. 18, 9 ve 13'lük bir dönüşümüz var. Şöyle yapalım. 10, 8, 9 ve 13'lük bir dönüşümüz var. Nereden başlamıştık? 10'dan başladık. Başladığımız yerin üzerine artıları koyalım. Artı, eksi, artı, eksi. İlerleme indisimiz ne olacak o zaman? İlerleme indisi 1, 3 eşittir 10 artı 9 eksi 13 artı 8, 19 eksi 21 eşittir eksi 2. Bunlar bir önceki tabloyla aynı çıktı ama böyle bir zorunluluk yok. O yüzden bunların hepsini hesaplamak zorundasınız. Bunu unutmayalım. Çünkü birazdan göreceksiniz. Bazı indisler değişmiş olacak. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü nasıl bir indis? Yine bakın bu sefer şöyle bir şey var. Şunları silerek göstermek için şunları silelim. Üçüncü indisimizde ise şöyle bir yol izleyeceğiz. Yeşil kullanalım. Geldik, döndük, 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 döndük ve başladığımız yere geri geldik. Ne yaptık? Dolu hücrelerden 90 derece dönerek başladığımız yola kapalı hat oluşturmaya başardık. Boş hücreleri kesinlikle kullanmıyoruz. Bunun istisnası yok. Dolu hücrelerde ise eğer canımız istemezse daha iyi bir taş varsa sonraki hücrelerde onu kullanabiliyoruz. Burada daha iyi bir taş yok. Önceki taşı kullanmak daha işimize geldiği için önceki tablodan farklı bir dönüş gerçekleştirdik burada. 9, 8. Bu dönüşü çizelim bakalım. Uzun bir dönüş olsun diye çizelim. 9, 8, 9, 12, 9, 9, 12, 9. Sonrasında ise 5'ten başladığımız yere dönüyoruz. Başladığımız yer burası. Sol tarafa gittik. Aşağı indik. Sağa döndük. Aşağı indik. Sağa döndük. Ve tekrar yukarı çıkarak çözüme ulaşmış olduk. İlerleme indisi için eksileri koyalım. Artı,
eksi, artı, eksi, artı ve eksileri koyduk. Şimdi hesaplama yapalım. İlerleme indisi 1, 4 eşittir artılar. 9 artı, 9 artı, 9, 27, eksi, 8 artı, 12 artı, 5, 25 eşittir artı 2 ile karşılaşmış olduk. Olmazsa şöyle yazalım. Biraz daha yer kazanmak için. Eksi 8 artı 12 artı 5 eşittir artı 2 ile karşılaştık. Bir sonraki devam edersek boş hücreye. Artık şunu da işimizi silebiliriz. Diğer boş hücremiz 7'nin olduğu hücre. Bakın bu sefer dönüşümüzde az önce söylediğimiz hani atlama işi gerçekleştiriyoruz. Bakın hemen yakındaki 13 kullanmak işimize gelmedi. Bir sonrakini kullandık. Döndük. Döndük ve başladığımız yere geri geldik. 13'ün üzerindeki 30'u dönüş için kullanmadık. Çünkü işimize yaramıyordu. Fakat diğer 12'nin üzerindeki 10 işimize yaradı. O zaman ne yapacağız? 7, 12, 9 ve 5'lik bir dönüş gerçekleştireceğiz. Geliyoruz buradan. 7'den başladık. 7, 12, 9 ve 5'lik bir dönüş gerçekleştirdik. Artı eksileriyle bir kez daha koyalım. Artı, eksi, artı ve eksi. Artılardan eksileri çıkaracağız. İlerleme indisi kaçtı bu? 2, 4. Yani 2. satır 4'ün üstündeki ilerleme indisimiz. 7 artı 9. Eksi. 12 artı 5. 17. 7 artı 9. 16 eksi. 17 eşittir. Eksi 1 değeriyle karşılaştık. Ama bitmedi işimiz. 2 tane daha boş hücremiz var. Bunları da yapalım. Önce şunu silelim. Diğer boş hücreye bakalım. Burada işimiz çok zor değil. Çünkü gördüğünüz gibi boş hücreyi hemen yakından bir dikdörtgenle dönebiliyoruz çok hızlı bir şekilde. 14, 9, 12 ve 9'a şeklinde dönebiliyoruz. Nasıl yapacağız burada o zaman? 14, 9, 12 ve 9 şeklinde dönüşümüzü hemen gerçekleştirelim. Aşağı taraftan başladık. 14, 9, 12 ve 9'dan tekrar başladığımız yere dönmüş olduk. Sol alt köşede bu sefer başladığımız nokta oraya artı koyduk. Eksi, artı, eksi. İlerleme indisi 3, 1 eşittir 14 artı 12 eksi 9 artı 9 26 artı 18 eşittir artı 8 ile karşılaştık. Burada bir sıkıntımız yok. Son bir dönüşümüz daha var, onu da yapalım. Şunu sileyim. Son dönüşümüze geldiğimiz zaman ise 10 dönüş de çok zor değil. Yine benzer bir dönüş var. İçeriden hemen dikdörtgeni tamamlayacak şekilde dönebiliyoruz. Bu dönüşte de 16, 13, 12 ve 9 ile karşı karşıyayız. Geliyoruz, mavi kalemimizi alalım. 16 başladığımız nokta. 16'dan sonra pardon, yukarı gitmemiz lazım. O yüzden sola alalım şunu. 16, 13, 12, 9. Yani gideceğimiz yer 13, 12 ve 9 şeklinde olacak. Artı eksi koyduğumuz zaman artı, eksi, artı, eksi. İlerleme indisi 3, 3, ilerleme indisi 3, 3 eşittir 16 artı 12 eksi 13 artı 9, 28'den 22 çıkarsa eşittir artı 6 ile karşı karşıyayız. Evet, bütün indisleri bulduğumuza göre sorun indisleri beraberce bakabiliriz. Hangileri sorunlu? Bakın burada bir sorun indisimiz var. 5. Burada bir sorun indisimiz eksi 2. Ve burada bir sorun indisimiz eksi 1 var. Hangisini seçeceğiz? Tabii ki 5'i seçeceğiz. Şimdi bulunduğu yerden dolayı 5 ile ise yapmamız çok zor. O yüzden onu oradan alacağım. Şimdi bakın 5'i buradan alıyorum. Evet. Kopya da yapalım, sadece kes yapmayalım, o da kalsın. Şimdi aşağı tarafta dönüşümüzü burada gerçekleştirmemiz lazım. Aldık buraya. Az önce kuralımız neydi hatırlarsanız, dönüş yapmamız gereken yeri belirledik. Şimdi dönüş miktarını belirlemek için, yani değişim miktarını belirlemek için taşlar yazmamız lazım. Başlangıçtaki taşımız her zaman sıfırdı. Bunu daha önce söylemiştik. Sıfır taşı, taş değil ama sıfır yazmış olalım buraya. Sonraki değerlerimiz kaçtı? Kontrol edelim. Şu anda biz şuradayız. Unutmayın.
Diğer değerlerimiz 35, 10 ve 10'muş. Geliyoruz buraya. 35 yazdık. Buraya 10 yazdık ve buraya 10 yazdık. Sonra ne yapıyorduk? Az önce kuralımızı hatırlarsanız eksi işaret ve artı işaret durumu gerçekleştiriyorduk. Eksi işaretleri kontrol ediyoruz. Bir tanesi 10, bir tanesi eksi, bir tanesi 35. Hangisini tercih edeceğiz? 10'u tercih edeceğiz. Bunlar eksinin altında. Eksi 10, eksi 35 derseniz daha küçük deyip 35 tercih ederseniz olmaz. Çünkü 35 çıkardığınız zaman negatife düşer. Unutmayın, pozitif işaretinden dolayı bu değerlerin hiçbirisi negatife düşmeyecek. O yüzden biz bunlar eksi işaretli. Baksın, eksinin üzerine ve eksinin altına koydum bunları. Eksi seçtiğimiz hücrelerde normal artı 10 ve artı 35 bunlar. Küçük olanı artı 10'u seçtik. Artı 10'u çıkardık 0. Çıkardık 25. Nereden çıkardık? Eksi olarak belirlenmiş hücrelerde çıkardık. Artı olarak belirlenmiş hücreler ise bunları eklememiz lazım. Ekledik 10 ve ekledik 20. Şu anda yeni bir çözüm elde etmiş olduk. Bu yeni çözümü yapmak için tekrar bir tablomuzu bir kez daha buradan alalım. Ve üçüncü tabloya da geçişimizi gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi eğer kötü bir çözümle başlarsanız yolunuz gerçekten çok uzun. O yüzden başlangıç çözümlerinde doğru başlangıç çözümüyle yüksek bir değerden başlamak sorunun çözümü için bize önemli faydalar sağlıyor. Şimdi bakalım bu geçişi yapalım. Nasıl bir geçişimiz var? 6'nın üzerinde artık 10 yazıyormuş. Gelelim değerimizi alalım ve 6'nın üzerine 10 yazalım. Burada yine bir taşımız oldu. 35'i 25'e düşürdük. Yani şurada 25'lik bir taşımız var. 9'un üzerindeki 20'ye çıkmış. Burada 20'lik bir taşımız var. Fakat 12'nin üzerinde artık bir taş yok. 12'nin üzerine yani şuradaki taşı yazmayacağız. Hiç dokunmadığımız taşlar var. Bir önceki tabloya bakıyoruz. Hangi taşlar? 9'un üzerindeki 10 yani şu. 13'ün üzerindeki 30 ve 5'in üzerindeki 30'a dokunmadık. Bunları 10, 30 ve 30'u yerleştirelim. Şurası 10. Şurası 30 ve şurası 30. Bu değerleri yazdıktan sonra yaptığımız işlem şuydu. Acaba burada taş sayısı değişti mi? Önce onu kontrol edelim. Bir önceki tabloda yine unuttuk. MRT'nin eksi 1 kuralı hala işliyor mu? Yani 6 taşımız var mı hala? 3 6 taş sayımız değişmedi. Bir sıkıntımız yok. Sonra minimizasyon hesaplayalım. Zmin neydi? Kolay yoldan hesaplayalım. Önceki tabloya bakalım. Bu arada şu seçim yaptığımız değer az önce hangisini seçtik? 10 değerini seçtik. Onu da işaretledim. Önceki tabloya bakalım. Çözümümüz kaçmış? 1120'ymiş. Geliyoruz. Önceki tablo çözümünü buraya yazıyoruz. 1120 eksi diyoruz. Yeşiller hangileri seçtiğimiz değerler? 5 ve 10. Yani 50 birim düşecek. 5 çarpı 10 eşittir 1070 para birimiyle karşı karşıyayız. Şimdi yapmamız gereken bunun optimum çözümünü belirlemek. Şimdi bakın. Eğer kapalı hattı anladıysanız kapalı hattın mantığını kısa yoldan bunu yapabilirsiniz. Fakat bu soruda özellikle bu sonraki iki tabloda bazı özel durumlar karşılaştığımız için uzun yoldan çözmeye ben devam edeceğim. Bir sonraki soruda yani başka diğer videoda yeni bir soru çözerken o soruda kısa yoldan çözümün nasıl yapılacağını atlama taşından size göstermiş olacağım. Şimdi beraberce bu soruyu çözmeye çalışalım. Devam edelim. Ne yapacaktık? Boş hücreler ve dönüşler gerçekleştireceğiz. Birinci hücremize bakalım. Şurada boş hücremiz var. Dönüşümüze dikkat ederseniz bakın şöyle bir dönüş yapabiliriz. Hızlı bir şekilde yapıyorum bu sefer. Bu dönüşü gerçekleştirdiğimiz için hadi kısa yoldan anlatalım. Çok uzatmayalım. Dediğiniz gibi video çok uzandı. Bakın şöyle kısa bir dönüş gerçekleştirdik. Burada kısa yolumuz şu. Bakın dikkatli izleyin. Aşağıda biraz küçülteyim aynı sayfada görülsün diye yapıyorum. İlerleme indisi 1, 3 diyorum ve şunu yapıyorum. Nereden başladım? 10'dan başladım. Artı 10 diyorum. Nereden döndüm? 25'in olduğu hücre yani 8'den döndüm. Eksi 8 dedim. Bak işaretleri koyarak devam ediyorum. Nereden döndüm? 9'dan döndüm. Artı 9. Nereden döndüm? 13'ten döndüm. Eksi 8. Ne yaptım? Aslında az önce şurada yaptığımız yöntemin benzeri. Artı eksileri sonradan koyup sonradan artılardan eksileri çıkartıyorduk. Burada ise mantığımız dönüşleri bir kez daha çizmek yerine tablo üzerinde bunu nasıl döndüğünü anladıysak yapmamız gereken artı eksileri buraya yazarak daha sonra bunların toplamını yazmak. 2 tane artımız var 19, 2 tane eksimiz var 16. 19 eksi 16 eşittir artı 3 değerle karşı karşıyayız. Tekrar uzun uzun çizmeye gerek yok. Artı 3. Şimdi ilerleme indisi. İlerleme indisi hangi değerdeyiz? 1, 4'e geldik şimdi. 1, 4'e yaparken 1, 3'teki değerleri silelim. Nasıl olduğunu bakalım. Şimdi 1, 4'ün ilerleme indisini beraberce yapmaya çalışalım. Nasıl döneceğiz 1, 4'ten? Şimdi bu dönüşte şöyle bir dönüşüne dikkat edin. Geldim, geldim, geldim ve başladığım yere geri döndüm.
Geniş bir kareyle döndüm. Boş hücreleri atladım. Dolu hücrelerden dönüş gerçekleştirdim. Şimdi bu dönüşleri burada yazalım beraberce. İlk başladığım hücre 9 artı 9. Eksiye döndürdüm 6. Artıya döndürdüm 9. Eksiye döndürdüm 5. Yani 9, 9, 18. 18'den 11 çıkarsa eşittir. Artı 7. Artıların sayısı artmaya başladı. Gayet iyi. Yolumuza devam edelim. Bir sonraki hücreye geldik. 12'nin olduğu hücreye. Buraya bakalım nasıl döneceğimizi. 12'den şöyle bir dönüşümüz var değil mi? Bakın. Saat yönünün tersine bir içeriden kareyle çok hızlı bir şekilde 90 derecelik dönüşlerle ulaşabiliyoruz. O zaman bu dönüşü yazmaya çalışalım beraberce. İlerleme indisi hangisi? İkinci satır ikinci sütun. Yani 2, 2 eşittir. Artı 12 başladığımız yer. Nereden döndüm? 6'dan döndüm. Nereden döndüm? 8'den döndüm. Nereden döndüm? 9'dan döndüm. Başladığım yere geldim. 12 artı 8, 20. Eksi 15. O da eşittir. Artı 5. Artıların sayısı artıyor. Gayet memnunuz durumumuzdan. Bunu da sayalım. Bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine geldiğimiz zaman 7'nin olduğu yerdeyiz. Şimdi burada işler biraz karışıyor. Daha önce böyle bir dönüş yapmadık ama şöyle bir istisnadan bahsetmiştik. Saat yönünün tersine dönüşleri yapmaya çalışacağız. Fakat istisnai durumlarda saat yönüne dönebiliriz. Bu istisnai durumların birisiyle karşılaşacağız. Çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Ben buna kelebek diyorum. Bakın şöyle bir dönüş yapıyoruz. Şimdi 7'den sonra 13'ten dönemeyiz. Mecburen 9'a kadar gitmek zorundayız. Çünkü 13'ten döndüğümüz zaman üst taşla başa dönüş olmadığı için çıkacağız. İşimize yaramayacak. Buradan aşağı dönemeyiz. Yukarı dönmek zorundayız. Buradan sola dönemeyiz. Sağa dönmek zorundayız. Yukarı çıkamayız. Aşağı dönmek zorundayız. Bakın kesişti oldu. Kesişmesi hiç önemli değil bizim için. Önemli olan başladığımız yere dönmek için. Dönme yolumuz buradan ve başladığımız yere dönmüş olduk. Bir uzun bir yol. Bütün taşları kullandık. L dönüşlerinde olduğu gibi. Ve bir kesişim gerçekleştirdi. Ve yolun yarısında saat yönüne saat yönü tersine dönüş gerçekleştirdik. Hiç önemli değil. Tekrar söylüyorum. Buradaki önemli kuralımız şu. Boş hücreyi kullanmadan dolu hücrelerden 90 derece dönerek başlangıç hücresine geldiyseniz hiç problem değil. Boş hücre kullanmadık. Dolu hücrelerden 90 derece döndük ve başlangıç hücresine geldik. Her şey yolunda. Şimdi yine kalemimizi değiştirerek ilerleme indisini yazmaya çalışalım. İlerleme indisi ikinci satır dördüncü sütun yani 2, 4. Nereden başladık? Artı 7. İlk dönüşümüz 9'dan olmuş. Eksi 9. İkinci dönüşümüz 8'den olmuş. Artı 8. Üçüncü dönüşümüz 6'dan. Eksi 6. Sonra artı 9. Ve en sonunda da eksi 5 var. 6 taşın hepsi kullandık. 7, 8 daha 15. 9 daha 24. Yani 24'lük artımız var. Eksi 9, 6 daha 15. 5 daha 20. O da eşittir. Artı 4 ile karşılaştık. Bunu anlamışsınızdır. Tekrar söylüyorum. Kesişim önemli değil. Önemli olan tek şey başladığınız hücreye kapalı hat oluşturarak dönmek. Bunu yaparken de hiçbir boş hücreden dönüş gerçekleştirmemek. Ve dönüşlerinizi de sadece ve sadece 90 derece yapıyorsunuz. Unutmayın. Evet, bunları yaptıktan sonra yolumuza devam etmemiz lazım. Bunu silelim. Diğer boş hücreye geçelim beraberce. Nerede boş hücremiz var? 14'te var. 14'ün yolu çok zor değil. Bakın 14'ü şöyle yapabiliriz. Geldik geldik yukarıdan bir taş atlayarak hemen başlangıç noktasına dönmüş olduk. O zaman bunu yazarsak ilerleme indisi 3, 1. Nereden başladık? Artı 14. Nereden döndük? Eksi 9. Nereden döndük? Artı 6. Nereden döndük? Eksi 8. Eşittir. 14, 6 daha 20. 20'den 17 çıkarsa hala artı ile karşılaştık. Her şey yolunda. Son değerde artı çıkarsa sorunun çözümü optimumdayıp tamamı soruyu tamamlamış olacağız. Bakalım çıkacak mı? Son değere geldik. Son değerdeki çizimimize bakalım nasıl olduğuna. 16 için çizim gerçekleştireceğiz. Bakın 16'nın çizimde de benzer bir durumla karşılaştık az önceki şeyle ilgili. Bakın yine bir kesişim yoluyla başladığımız yere dönme işi var. 90 derece dönüşler gerçekleştirdim. Kesişim dediğim gibi önemli değil. Başladığım yere dönmüş oldum. Bu sefer kullanmadığım köşedeki 5 taşını kullanmadım. Beraberce yapalım bakalım nasıl olacak. İlerleme indisi 3. 3. 3'ün satır 3'ün sütun yani. Nereden başladık? 16'dan başladık. Artı 16. Nereden döndük? Eksi 3. 13. Nereden döndük? 9'dan döndük. Nereden döndük? 8'den döndük. Nereden döndük? 6'dan döndük. Nereden döndük? 9'dan döndük. Burada tek dikkat etmeniz gereken bu hesaplamaları yaparken sakın kırmızı taşları kullanmayın. Biz maliyetler üzerinden yapıyoruz bu hesapları. Çünkü bulduğumuz yer aslında bir maliyet değeri. Maliyetlerden üzerinden yapmamız lazım. Yani tablonun içerisinde siyahla yazan kısımları kullanıyoruz burada. 16, 9, 25, 6 daha 31,
31 eksi 13, 8 daha 21, 9 daha 30, yanlış mı hesapladık? 24. Yani bir kontrol edelim hata yapmamak için. -16 artı 9, 23, 25, hatta 31, eksi 13, 8 daha 21, 9 daha 30. Burası artı 1 çıkıyormuş. Hepsi artı çıktı gibi görünüyor ama bu soruda artı çıkmaması lazım, ben yanlış hatırlamıyorsam. Burada yanlışlık yaptık. Hemen sorunun cevabını kontrol edelim. Evet, birinci dönüşümüzü bir kez daha kontrol edelim. Çünkü orada bir hata yapmışız gibi görünüyor. Birinci dönüşümüz şöyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Düzeltin. Birinci dönüşümüz şöyleydi. Bu dönüşte biz ne yazmışız? 18, 9 ve 13 yazmamız gerekirken 18, 9 ve 8 yazmışız. Şuradakini 13'e çevirirsek eğer bu sefer herhalde cevabı bulacağız. 10 artı 9, 19'dan 8 eksi 21 çıkacak. Yani cevabımız maalesef burada bir an her şey yolunda gibi görünüyordu ama eksi 2'ye dönmüş olacak. Yani sorunlu bir bölge burada bulmuş olduk. Bu tarz kolay yoldan yaparken dönüşüm gerçekleştirebilmek için dönüşüm yapmaya karar verdiğiniz satırı çizmenizde fayda var. Nasıl çizmemizde? Az önceki şurada yukarıda olduğu gibi kapalı hat şeklinde çizmemizde. Çünkü dönüş yapacağız. Çizelim. 18, 9 ve 13'e ihtiyacımız var. Diyelim burada. 10, 8, 9 ve 13'e ihtiyacımız var. Yani şöyle, 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 şöyle. 10'dan başladık. Değil mi? 18, 9, 13. Yani ondan başladık. Ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi veriyoruz. Yere ihtiyacımız var. Biraz aşağı çekelim. Şunu şöyle yapalım. Daha sonra dönüşüm için taşları yazıyorduk. Taşlara bakalım ne varmış elimizde. 0, 25, 20 ve 30 var. 0, 25, 20 ve 30 var. Şimdi yapmamız gereken bunların bir tanesini dönüşüm için seçmek. Hangisini seçeceğiz dönüşüm için? Gördüğünüz gibi burada eksi işaretlerde küçük olan 25. Yani dönüşüm için bunu seçmemiz lazım. 25'i çıkardık 0, çıkardık 5. Diğer değerleri eklememiz lazım. 0 ekledik, 25, 20'yi ekledik. 45 değeriyle karşı karşıyayız. Tamam. Tekrar bir dönelim şuna. Maalesef bazen böyle yapıyor. Evet. Şimdi bu dönüşü tekrar tablomuza aktararak son kez, büyük ihtimalle son kez çözümümüzü için indistir hesaplayalım ve soruyu tamamlayalım. Uzun bir soru oldu ama dediğim gibi atlama taşını kolay çözmek için maalesef uzun çözümlere ihtiyacımız var. Ne yapıyorduk? İzlediğimiz yöntem şuydu. Yukarıda az önce yaptığımız değişikliği önce aktararak başlıyoruz. Nasıl değişiklik yapmışız? Onun üzerine 25 gelmiş. Yani şurası 25 olmuş. Tamam. 8'in üzerinde gitmiş. Tamam, sildik onu. 9'un üzerinde artık 20 değil de 45 var. 45'e çıkardık. 13'ün üzerinde 30 değil 5 var. Hangilerini değiştirmedik? Bir önceki tabloya bakalım. 6'ın üzerinde 10 vardı. Ona dokunmadık. 6'ın üzerinde 10'u koyduk. Hangisine dokunmadık başka? Aşağıdaki 10 ve 30'a dokunmadık. Yani şurada bir 10'umuz var. Ve şurada bir 30'umuz var. Bunu yaptıktan sonra m artı n eksi 1 kontrolümüzü tekrar yapalım. N artı eksi 1 eşittir 6 taş olması lazım. Var mı? Var. Sıkıntı yok. Size küçük bir tavsiye. Çok böyle karışık dönüşler yaptığınız zaman eğer dönüş sonrasında bir kontrol etmek istiyorsanız hatalı yapmadığınızı, yapmaz gereken sadece arz taleplerini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek. Bakın 10 artı 25 35, 45 artı 5 50, 10 artı 30 40, 45, 10 artı 10, 20, 25 artı 5, 30. Her şey sağladı. Bir sıkıntı görünmüyor. Peki bu sorunun çözümü kaç? Zetmin neydi? Şöyle hesaplıyorduk. Önceki tablodaki sonuca bakıyorduk. 1070'miş değerimiz. Önceki tablo değerini yazdık. 1070. Eksi diyoruz. Neyi seçtik? Bakın. Eksi 2'yi seçtik. Geliyoruz buraya. 2 çarpı. Neyi seçtik? 25'i seçtik. 25 diyoruz. Yani 50 birimlik bir düşüş olması lazım. Cevabımızın bu sefer 1020 para birimi olması gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken acaba bu 1020 para birimli olan çözümümüz optimum çözüm mü değil mi? Bunu hep beraber belirlemek, kapalı hat yöntemiyle
Bunu yapacağız hep beraber. Öncelikle hemen ilk baştakinden başlayalım. Bakın şöyle bir dönüşle bu dönüşü gerçekleştirebilirsiniz. Çok zor değil. Yani yapmanız gereken burada gördüğü gibi aşağıya doğru, sağa doğru ve oradan yukarı çıkıp tekrar dönmek. Altın üzerindeki onu kullanmadan başlangıç noktasına ilerlemek. İlerleme indisi 1-1 burası. İlerleme indisi 1-1 eşittir. Artı 8, 8'den başladık çünkü. 9'dan döndük. Eksi 9, artı 13 ve eksi 10 ile karşı karşıyayız. Artıların toplamı 21, eksilerin toplamı 19 eşittir artı 2. Bu dönüşü yaptıktan sonra şimdi diğer dönüşe geçelim. Bunu silelim. Diğer boş hücremiz bakın şurada. Bunun dönüşünü nasıl yapabiliriz? Bunun dönüşünü de bakın şöyle geniş bir yuvarlakla yapabiliriz. Arada onun üzerindeki 25'i kullanmamıza gerek yok. Çünkü bu dönüş işimizi görüyor. Hemen bu dönüşle ilgili değerlerimizi yazalım. İlerleme indisi 1,4 eşittir. Artı 9 başladığımız nokta. Eksi ilk dönüş noktamız 6. İkinci dönüş noktamız 9. Ve son dönüş noktamız 5 eşittir. 9 artı 9 18. Eksi 6 artı 5 11 eşittir. Artı 7 olacak. Bir güzel sonuç daha. İlerleme indisi neredeyiz? 2-2'deyiz. Bunu silelim tekrar. 2-2 neresi? Bakın şurası. Bu dönüşte çok zor değil. Şöyle bir dönüşe ihtiyacınız var. Yani içeriden bir minik kareyle başladığımız noktaya dönebiliyorsunuz. Minik kareyi yazarsak eğer başladığımız nokta 12. Yani artı 12 yazdık hemen. Eksi 13. Artı 10. Ve eksi 6 val eşittir. 10 artı 12. 22 eksi 19'dan eşittir artı 3 ile karşı karşıyayız. Bunu da silelim şimdi. Arkasından bir ilerleme indisi daha hesaplamamız lazım. Bu sefer ilerleme indisi 2, 4'e devam ediyoruz. 2, 4 için yolumuz biraz uzun. Ama şöyle bir yol alıyorsunuz bakın. 90 derece dönüşte yaptık ve başlangıç noktasına hemen gelmiş olduk. Bunu zaten 1 veya 2 soru çözdüğünüz zaman çok hızlı yapacağınızı göreceksiniz. Hemen hızlı bir şekilde buraya yapalım. Artı 7, eksi 13. 13'ten sonra 10'dan döndük. Artı 10. Nereden döndük? Eksi 6. Nereden döndük? Artı 9. Ve nereden döndük? Eksi 5. Eşittir. 7 artı 10. 17. 9 daha 26. Eksi 13. 6 daha 19. 9 daha 28. Yanlış mı yaptık acaba burada? Bakalım. 7, 13, 10, 6, 9 ve 5. 7, 17, 9 daha 26, 13, 6 daha 19, şu 5'miş. 19'dan ettik az önce. 19 artı 5 eşittir 24. O da eşittir. Artı 2. Bu dönüşü de gerçekleştirdik. Bir sonraki boş hücremize gidelim. Bir sonraki boş hücremiz de burada. Nasıl bir dönüşümüz var? Onu bir inceleyelim bakalım. Biraz zahmetli bir dönüş mü acaba? Şöyle yapsak. Evet, şöyle dönebiliriz. Bakın şöyle bir dönüş yapabiliyoruz mecburen. Yani bir kelebek dönüşümüz bir kez daha var burada. İlerleme indisi 3, 1 eşittir. Nereden başladık? Artı 14. Sonra hangisini kullandık? Eksi 9. Sonra hangisini kullandık? Artı 13. Sonra hangisini kullandık? Eksi 10. Sonra hangisini kullandık? Artı 6. Ve en son hangisini kullandık? Artı 9. Eksi 9. 14. 27. 33. Eksi 9, 19, 28 eşittir. Artı 5. Son bir değerimiz daha kaldı. Onu da hesaplayalım. O da hangisi? İlerleme endisi 3, 3 olacak. İlerleme endisi 3'e bakalım beraberce. Bunun dönüşü çok zor olmasa gerek. Evet bakın hemen şöyle bir dönüşle başladığımız yere gelebiliyoruz. 13'ün üzerindeki 5'i kullanmadan yapıyoruz bu işi. Beraberce yapalım. Artı 16, eksi 10, artı 6 ve eksi 9 olacak. 16 hatta 22'den 19 çıkarsa eşittir. Artı 3 geliyor karşımıza. Bütün değerler artı. Demek ki şu anda biz sorunun optimum çözümüne ulaşmış durumdayız. Sorunun optimum çözümüne ulaştıysak bu sorunun çözümünün 1020 para birimiyle minimum maliyete ulaştığını söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmakta fayda var. Eğer geçtiğimiz bir önceki video VAM yöntemini çözüm yöntemini hatırlıyorsanız bu sorunun cevabı VAM'da 1020 bulmuştu. Eğer biz bu soruya VAM'la başlasaydık sadece şu anda ekranda gördüğünüz kadar işlem yapmamız gerekecekti.
Fakat kuzeybatı gibi kötü bir yöntemle başladığımız için gayet uzun, çok uzun bir soru çözmüş olduk. Yani burada başlangıç çözümün iyi olması önemli. O yüzden biz genelde kolay olmasına rağmen kuzeybatı ve minim maliyet yöntemini tercih etmeyip daha zor olan VAM yöntemiyle başlanmayı tercih ediyoruz. Bir alternatif yöntemimiz daha var, Modi. Fakat Modi'yi yapabilmek için atlama taşını öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Modi'de de tablolar arasında geçişte atlama taşındaki dönüş kuralları işliyor. Sadece tablo içerisindeki iç indisleri saklarken farklı bir yöntem kullanıyor Modi. Fakat tablo arasında geçişi yine atlama taşındaki yöntemle yapıyor. Bunu unutmayalım. Şimdi bundan sonra bir videomuz daha olacak. Bu videoda ise arz talebi eşitliğinin olmadığı ve eksik taş olduğu durumda atlama taşıyla nasıl mücadele edeceğiz? Bunun yöntemine bakacağız. O videoyu da önümüzdeki günlerde yine kanalımıza